Ben Veli Hafıza Merkezi'ndeyim 2 sene kadardır. Hafıza ve Barış Çalışmaları programında faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz. 2 ana kolumuz var bizim. Biri barış, biri de hafızalaştırma alanı. Son birkaç senedir işte Kürt meselesini, Kürt çatışmasını biraz farklı çatışmalarla da okumaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Geçen sene 6 kişi Kıbrıs'a gittik. Orada Nihal Derin Home for Cooperation diye tam buffer zone'da, ara bölgede bir tane 6 STK'nın bulunduğu büyük bir yapıları var. Yani aslında Veli'nin söylediği gibi biz geçen sene oraya gittiğimiz zaman farklı alanlarda çalışan, işte ben kent çalışandım, ekoloji çalışan arkadaşlar vardı. Biraz daha aslında Kıbrıs'ı öğrendik biz. Orada bir 6 gün geçirdik, bayağı da uzun bir zaman geçirdik. Adres tanımında olmamak gibi aslında o büyük politik mevzulardan çok küçük gündelik yaşama kadar böyle birçok alan vardı. Biz de aslında büyük bürokratik masayı konuşmak yerine gündelik yaşamımız nasıl etkileniyor? Yani kent yaşamımızı nasıl şekillendiriyor? Barışçıl olmayan bir şekilde çatışmanın ya fiziki ya da aslında politik ya da duygusal olarak devam ettiği bir kentte biz nasıl direniş alanlarımızı ya da yaşam alanlarımızı nasıl yeniden kuruyoruz, nasıl tanımlıyoruz? Belki travmayı nasıl tanımlıyoruz ya da yaşamımızı nasıl sürdürüyoruz? Biraz aslında o deneyimleri de görmek. O yüzden böyle çok büyük çatışmanın taraflarını konuşmak yerine biraz aslında kentte gündelik yaşamda nasıl mücadele ediyoruz, nasıl yaşıyoruz, biraz onu konuşmak istemiştik. Ağırlıklı çatışma alanında yürüyeceğiz. Yürüyüş rotası boyunca sizin imgeniz, sizin gözünüzden Suriçin'i tanımlamak isteseniz, anlatmak isteseniz nereyi fotoğraflayacağınızı da size bırakarak biraz kendi telefonlarınızdan belli fotoğraflar çekmenizi de isteyeceğiz. Bunun aynısı da önümüzdeki hafta yine bu kadar küçük bir grupla Lefkoşa'da olacak. Sonrasında da Zoom üzerinden aslında 2 grubu kendi kolajlarıyla bir nevi 2 kentin hikayesini birbirinize anlatmanızı rica edeceğiz. Zaten o 2 Lefkoşa-Diyarbakır arasındaki o benzerlikleri, farklılıkları konuşurken ben de çok etkilendim. Aynı rotayı yürüyecek belki ama herkesin dikkatini farklı farklı yerler çekecek, farklı farklı fotoğraflar çıkacak. Kimin nereyle belki daha farklı bir bağ kurduğunu, daha anlamlı bir bağ kurduğunu görmek de aslında bize hafızanın ve aynı zamanda miras aldığımız hafızanın bizim için ne demek olduğunu, bizi nasıl etkilediğini, mekanı, içinde yaşadığımız yeri, oluşturduğumuz ilişkileri nasıl etkilediğini göreceği. Açalım. Meryem Ana'dan Ana ya da Puşucu Sokak'tan gidip 4 ayaklıdan sonra, çünkü şey, diğer yolları kapattıkları için Kervansaray'ın altından Keçi Burcu'nun o yeni yapılan yerlerden girip the Home for Cooperation in that matter is the only building that is fully in the buffer zone. The Home for Cooperation, a space that offers numerous possibilities to people of all communities of Cyprus to come together and work together for the common purpose of peace building. I met this lady in Paphos and she told me how it took her a few weeks after the checkpoints opened to go. And the day when they finally went to her village, they arrived at the house, and the moment that they parked the car, this lady who was sitting in a chair right outside the house stood up, ran to her, hugged her, started crying, and started saying, "I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I am also an internally displaced person. My house is on the other side. But the very powerful thing for me is that ever since the opening of the checkpoint, that lady was sitting in the chair for weeks waiting for them to come." Ya aslında mesela bu gördüğümüz yüksek katlı kent dokusu, yani Diyarbakır Suriçi tabii ki Diyarbakır'ın kentin ilk geliştiği yer.
ve tarih boyunca kesintisiz de yaşamın sürdüğü bir yer. Ve bir yandan aslında kentin 1900'lerin başında belli kamu binaları surların dışına taşınmış olsa da aslında kentin taşınması 1950'lerden başlıyor. 1960'ta hız kazanıyor. O yüzden aslında biz Diyarbakır tarihinden bahsederken 1960'a kadar sadece surların içinde kalan alandan bahsediyoruz. Diğer alan neredeyse yok. Ama 1960 sonrasında özellikle 1990'da zorunlu köy boşaltmalarıyla Diyarbakır'a gelen insanların tutunduğu ilk yerleşim alanı Suriçi. Çünkü hem sosyoekonomik olarak hem de kültürel olarak tutunabilecekleri bütün bağlar burada mevcut. Keza çatışmalı alanı konuştuğumuzda da bugün çatışmalı bölgeden yerinden edilen kişiler aslında maalesef ikinci hatta üçüncü travmalarını yaşıyor. About politics of naming. In the street behind us, Odos Granikou, Granikou Street. The name that this street held was Odos Mesjid, Mesjid Street. Starting from the 1930s, there was this effort to rename things in Nicosia, change Turkish names into Greek names. Bir de Ali Paşa Lale Bey mahallesi çatışmaların olmadığı ama çatışma olmamasına rağmen çatışmalardan sonra kentsel dönüşüm çalışmalarıyla insanların yerinden edildiği ve yeniden yapılaştığı da bir alan. One that unlike other places of worship, other mosques that are converted mosques from cathedrals, as when the Ottomans made it in the city when the Ottoman conquest started. Almost all of the cathedrals, the Catholic cathedrals, not the Greek Orthodox churches, were transformed into mosques. I will translate. I don't want to hear. Camille Pasha, something. Messi Camille Pasha. Huh. I can't see the first part, but the half of it is Camille Pasha. Captain Salih Asha. Of a place. Of Piri. Piro. Piro. Born in Nicosia, 1833. 1913. Treasury. Clerk. Commissioner Larnaca. Something Turk and Ottoman. Great Turk and Ottoman. A great man. Yes. See, even I cannot read correctly. Şöyle bir şey var, çok eskiden cami olmadığının, kilisenin yıkılıp caminin inşa edildiği söyleniyor ama cami de hatırı sayılır uzunca bir zamandır. O da şey diyor, aa diyor altın sen diyor, sen kendi cemaatini sattın diyor, ben o zaman bu kiliseyi yıktırıp camiye inşa edeceğim. Sonra onu da öldürüyormuş benim bildiğim kadarıyla, şeyi de mezarı da Surp Giragos'ta. Oraya yeniden, oraya kilise inşa ediliyor. Surp Giragos'un hikayesi aslında buymuş. This is an important location of Nicosia, a very important location. So in the what was called Sarai, the palace square, Sarai Square. And we have Venetian with a, then a British twist, and I'll talk about it soon. But also here is the herald, the colonial herald, the coat of arms, the coat of arms of the British colony. Japon pasajı, AVM tabi Diyarbakır'ın ilk özellikle elektronik ve Kıbrıs'tan kaçak gelen ürünlerin. Çünkü biz Kıbrıs'ın porselenlerini ve elektroniklerini kullanan bir toplumuz. Hepimizin evinde bir papatyalı porselen seti vardır ve o genelde hep Kıbrıs'tan gelir. Ama onun dışında da gerçekten Irak, İran yani farklı komşu kentlerden gelen elektroniklerin o zaman da belirli ambargo dönemlerinde Türkiye'ye de girmeyen ya da girip de çok pahalı olan elektroniklerin, kumaşların satıldığı yer Japon Pasajı. Diyarbakır'daki bütün evler yarıya kadar bazalt taş ama üstündeki materyal değişiyor. Onun da nedeni tabii ki kent değişip dönüşüyor, bazen kat ekleniyor. O yüzden de aslında en alt katman genelde kentin en eski ve
bazalt taştan yapılan katman. Evlerin hepsinin içine girdiğinizde çok büyük avlulu geniş evlere çıkıyoruz. Buradan çok küçük görünse de. The Armenian community of Cyprus as a community finds its roots back in the century, very deep in the centuries. So we have the Greek Orthodox, the Turkish Muslim, the Armenian, the Maronite, and the Latins. And these five official, let's say, officially recognized religious minorities of the island. When the, in 1974, the minorities were given 2 weeks to decide which side they were going to be on. The Armenian community left this place. They are internally displaced people, went to the south. Aslında tabii ki 1915 çok büyük bir kırım nüfusun azalmasında, ama sonra işte İsrail'in açılmasıyla Yahudi toplulukları 1940'larda gidiyor. Ve onunla birlikte tabii ki diğer topluluklar da yaşanan toplumsal baskılardan gidiyor, ama en son belki Kıbrıs'ın burada böyle bir durumu var. 1974 gerçekten tam kırılma noktası oluyor. İstanbul'da ve diğer kentlerde Kıbrıs harekatı başlayınca baskılar artıyor ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde yürüyüşler oluyor. O bir noktaydı. Kalan 3-5 aile de Kıbrıs harekatı sonrası kentte yapılan eylemlerde kapılarımıza yazılan Kıbrıs Türktür gibi yazılar aslında böyle son korku selini oluşturuyor ve aslında Diyarbakır'ın farklı kültürlerinin kenti terk edişini 1975 sonrası artık tam anlamıyla sayabilir hale geliyoruz. We are in the yard of Phaneromeni Church. This part in the medieval age times used to be a nunnery, a monastery for women. Now, last year, the Agios Varnavas, St. Varnavas Church was completed a bit further down, and now that one is the biggest Greek Orthodox Church in the within the walled city of Nicosia. Kilisemiz tabi Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ve Süryanilik ne bir dindir ne de bir mezheptir. Süryanilik tek başına bir millettir. Dini olarak Hristiyanız, mezhep olarak da Ortodoksuz. O yüzden Süryani Kadim Ortodoks diyoruz her zaman için. O yüzden Süryaniler çok kadim bir halktır ve Mezopotamya'nın ilk halkı diyoruz. Kilisemizin de tarihçesi milattan önceye dayanıyor. Milattan önce burası bir güneş tapınağıydı. Milattan sonra 3. yüzyılda bölgede Süryaniler Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kiliseye dönüştürülüyor. O zaman yapı olarak kilise tabii ki daha geniş bir yapıya sahipti, daha yüksek bir kubbeye sahipti. Onarılınca da bu halini alabiliyor. Hem daraltıldı hem kubbe biraz daha alçak yapıldı. Meryem Ana Kilisesi onarım tarihi 2030 Yunan. Bu yapı 1719'daki son onarım halidir. Ya me fotoğraf eve bir şey yavun yemek namı dedin hemen. Mali hava mı hani kak? Na. Bak lan mı? Çok iyi ama. Yan mala da var. Hadi şey koş helal. Kuzu kılı seyahat ya. Eve git mi? I see many people from Southeast Asia primarily doing this, having conversations. Once I saw two people, they were there after 1 hour and they were also FaceTiming. So they not to shout, they were FaceTiming to see each other, but also use the phone to... Yesterday we saw as well two people from Pakistan, one was down here, one was up there, and they were having a conversation. Sur içi bir kentsel sit, aynı zamanda Hevsel ile birlikte bir UNESCO miras alanı. O yüzden aslında buraya çaktığınız her çivinin izinli olması lazım. Ve her yapının, her dokunun, sadece binanın değil yani, binanın kendi iç çevresiyle kurduğu bütün ilişki aslında kendi özgün dokusuyla var oluyor. Ve o yüzden buraya yapılacak her müdahalenin koruma amaçlı imar planı dediğimiz daha teknik bir planın onayıyla geçmesi lazım. Çünkü burada aslında bir yapı, mesela şu karşınızdaki yapı taş ev olmasa bile o sokağa bir cephe veriyor, bir özgün bir doku veriyor. Diyarbakır Suriçi bununla özgün bir yer. Sadece taş evleriyle değil, kurduğu ekosistemle çok özgün bir yer. We're standing in one of the three gates that led into the walled city of Nicosia. The walls are built by Julio Savonian, the Venetian architect, when
the Venetians understand that the Ottomans have their eye on the island. And so Giulio Savonian orders for the French walls to be demolished and designs the new circular walls with the 11 bastions. The project finishes in 3 years, which is a huge accomplishment for which Giulio Savonian feels very proud. But in his memoirs, he also writes that he feels very guilty. Giulio Savonian ordered for everything that was after this wall to be leveled. So there is a detailed record of houses, churches, and everything else that was demolished in order to achieve this clearing. Kentin 4 ana kapısı var. Mardin Kapı, Urfa Kapı, Dicle Kapı yani Yeni Kapı ve Dağ Kapı. Aslında bu kapılar hangi kente gidiyorsa onun adını alıyor. Yani eskiden bu yol Mardin'e gidilen yol. Ama işte bu Mardin Kapı ve Dağ Kapı'daki büyük açıklıkların çoğunun Şeyh Said isyanı sonrasında yani 1925 ile 35 arasında açıldığını biliyoruz. Tabii belirli Dağ Kapı surlarına dair belirli anlatı var, işte kent nefes alsın diye valiliğin yıkım başlattığı. O dönemde buralarda gezen bir Fransız arkeoloğun bunu görüp Albert Gabriel'in görüp durdurduğu söylenir. Ama bir yandan da aslında çok da politik bir alandan bağımsız değil. Çünkü kentin duvarlarını yıkmasıyla Şeyh Said isyanı arasında çok kısa bir zaman var. Ve Şeyh Said isyanının kentte kısa sürede hızlanıp başarılı olmasının bir nedeni surlarla kapalı bir alana girdikten sonra alanı korumanın çok daha zor olması. Dışarıdan girişlere kapalı olması belirli riskleri de barındırıyor. Birçok eksenli okuma yapmakta fayda var kentteki yıkım ve inşayı düşünürken. Çünkü sur içini 2015'te belirli bir milat olarak tanımlasak da bu kent tarihin her dönemi belli yıkım ve inşa politikalarıyla hep şekillenmeye çalışılan da bir kent. We are on what is still Victoria Street, after Queen Victoria. So, it's the first street as you enter Nicosia from Paphos Gate. Where is that? Right behind there. The buffer zone, there. We are right at the church, the Catholic Church is over there. Ermeni Kilisesi'ni hatırlan. Yes. It's right behind here. This is the bell tower that we saw before. Bak gittik, gittik ya Ermeni Kilisesi'ne, evet, oradan görünür, evet, o bell tower oradayız. Evet. Arada duvar var. Bölün. Yani hemen, ya aslında o Ermeni Kilisesi'nden buraya normalde 5 dakikada yürüyebilin ama yürüyemem. Şimdi gireceğimiz de Ermeni Katolik Kilisesi. Buranın yıkımla ilgili önemli bir hafızası var. Onu aktarmayı kıymetli buluyorum. Şuradan, elimle görüyor musunuz bilmiyorum ama şuradan yıkılıp bir yol açılıyor ve karşı taraf da yıkılıyor. Sonra buradaki yol BSI araçları fotoğraflanınca havada ve kamuoyu oluşturulunca bu sefer o yıkımı tekrar gösteri ettiler. Burayı yeniden ördüler. Şurası yeni. Ve Surp Sarkis'e de girdik. Surp Regos'a da gireceğiz. Ya bu şey Doğu kiliselerinin çok klasik bir mimarisi. Ama bu kilisenin Diyarbakır'da okula dönüştürülen ve tarif olan bir kilisede de olduğu zaman şu Çinlilerin aslında çok eski, mesela diğer kiliselerde artık o parçaları bulamadığımız bu kiliseye özgü bir şey. Restorasyon esnasında çıkıyor. Çok eskiden kalan bir orijinal Çin'i dokusu. Surda biliyorsunuz Sur Kültür Yolu Festivali yapıldı. O festivalin bazı etkinlikleri demin girdiğimiz kilisede yapıldı. Yani biz onun geçmiş hafızasını konuştuk ama ben biraz böyle şeye şahit oldum o süreçte. Şu anda üretilen hafızaya. Şey de enteresan o yüzden. Hani biz böyle buradaki hafızayı konuşuyoruz ama bir yandan karşı da böyle bir karşı hafıza üretiliyor. Ve hani burası mekanı olarak kullanılıyor. So one night, close to midnight, it was on the news that a bulldozer was bringing down the wall that was over here. And where you see the crossing now used to be a wall with a soldier on top. And so this was a very significant point because it was on the shopping street of Lydra Street, the main street of Nicosia, the end of the street.
it was very much like a monument to the division over here. Yeni Kapı Sokağı'na giriyoruz. Yeni Kapı Sokak önemli bir sokak. Çünkü antik çağdan bu yana dokusunu en çok koruyan sokaktı. Çatışmalarda tabii ki zarar görmedi bu kadar. 7 metrelik bir yoldu. Kentin o çok kültürlü dokusunu bize salık veren bir sokak Yeni Kapı. Ama maalesef 7 metrelik sokak sağa sola yıkılıp 15 metrelik bir yola dönüştürüldü. Tüm yola cephe veren mimari, kentsel kalitesi olan bütün yapılar yıkıldı. O yüzden biraz o yıkımla bu yeni yapılar yapıldı. In 1974, Nicosia, when the war was happening, Nicosia was dug up because the sewage system was being constructed. So after that, after the war, I mean, the complete division finds the city divided, but with an under construction sewage system that is meant to be united. And so for the first time after the 74 division, officials from the two sides, and it was the mayors of Nicosia at the time, Lelos Dimitriadis and Mustafa Kinji, met together, and for the first time, some officials were found in the position that they had to sit down and find a solution to some very serious, actual life problem. And so that happened. It was the first thing that was ever agreed upon and found the solution. And that was also the beginning of the Nicosia Master Plan. So the sewage system problem and the solution of how to manage a connected sewage system in a divided place was the beginning of this. And so the joke is, shit brings us together. Şimdi bir Surpregos'a gireriz. Orada bir iki küçük detay da var. Ama Surpregos bölgenin en büyük kilisesi olduğu da söyleniyor. Ermenice'nin kilisesi. Ve aslında tam çatışmalardan önce 2000'li yıllarda belediyenin bu çok dilli, çok kültürlü yaşamı kente inşa etmek istediği dönemde sembol yapılardan da biri. Çünkü belediyenin çok büyük bir kaynak akıtması ve sonra cemaatin dünya genelinde yaptığı fon toplama çalışmasıyla restore edildi Surpregos. Restore edildiği dönem Europe Nostra mimari ödülünü aldı. Hatta şu işte duvara çakılan şey Europe Nostra ödülü, ama bu ödül alındıktan sadece birkaç ay sonra çatışmalar başladığı için tekrar kapatıldı. Yani 2012'de restorasyon süreci bitmişti, işlemleri yapılıyordu. Birkaç yıl aslında işledi ve kuruldu. 2015'te Europe Nostra ödülüne adaydı ve kazandı, ama sonra çatışmalarla birlikte kilise de 4 yıl boyunca kapalı kaldı. Çok yeni restore edilen kilise tekrar restore edilmek zorunda kaldı. Surpregos Ermeni Kilisesi. Şeyde de. Kıbrıs'ta da Sokmagar olarak geçer. Aynen, bu da Gregorian. Bizim ilk gördüğümüz Katolik'ti. Evet. Surpregos'un özgün yanlarından biri kapıları. İşte sol tarafta gördüğünüz bu kapıları hep orijinal kapıları. Ama Surpregos'un tabii ki çok önemli bir iki yanı, dediğim gibi 2000'ler başında tam bu kentin farklı seslerine, farklı kültürlerine kulak verildiğinde çok simgesel bir yer. Ama çatışmalarda tekrar kapandı. İkinci restorasyonu gördü. İkinci kez açıldı. Bir mekan kaç kere açılır falan. Yani böyle kafada binlerce soruyu da sorduran bir yer. And we have the Lebanese flag. As the Maronites of Cyprus find their roots in Lebanon, they are under the Pope, so we have the Vatican flag. And the church itself, it was built in the late 50s, early 60s. It was completed and became operational. So a product of urbanization, the fact that they had moved to Nicosia. Now, the people of Kormakitis speak a unique language. It's called Sanna, or Cypriot Arabic, or Kormakithiana, the language of Kormakitis. Ama şöyle bir şey de var. Mesela biz bir kuşak var değil mi? Hani gençler var artık ve şu an 15 yaşında olan kişi 2015 sürecinden buna 7 yıl geçti. O zaman aslında 8 yaşındaydı ve maruz kalmamıştı ve şu anın genci o ya. Ve şu an maruz kaldığı bütün sosyal argümanlar ne? Sistemin ona getirdiği, tırnak içerisinde bahsettiği festivalde anlatılan
hafıza diye maruz kaldığı şey bu, aldığı şey bu. O yüzden onda oluşan hafıza da bu. Diyarbakırlı o. Hani Afro Kültür Festivali yapıldı ve bir hafıza üretildi orada ama şu anda bu yürüyüş de yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani belki skalası daha geniş, sermayesi daha az. Ve hani o kadar paralarla, o kadar kaynaklarla yapılamıyor. Şey yani fışkırıyor bir yerlerden, taşıyor küçük ayrıntılardan. Ondan biraz imkansız hafızayla mücadele etmek. Tandır ekmeğinde tandırını yapan teyzeler vardı, iyi hatırlatıyor falan. Hani o hani hepimizin konuştuğu o gündelik ilişkiler içerisinde işte böyle buluşmalar da çıkıyormuş. Biraz da nasıl ki biz şu anda işte ne bileyim 90'larda yaşananları konuşuyoruz. Yeni. Yani o zaman biz de küçüktük ama şu anda biliyoruz o zaman neler yaşandı ve neyin üzerine inşa edildi. Yani evet bizim istediğimiz gibi olmayacak ama bu kadar kötü de olmayacak. Kafa karşılığı dediğim o çatışmadan çıktık yani. Şavuş olduk biraz. You could be speaking Italian very well. You guessed that I'd love to. I guess your passion. Yeah. Orada Diyarbakır'da bahçeyi, evin içi, Lefkoşa'da da Arabahmet Sokağı. Sevdiğim bir sokaktır. Çok kültürlü bir sokaktır. Türklerin, Ermenilerin, Rumların birlikte bir zamanlar yaşadığı bir sokaktır. Tarihi dokusu bir anda aynı yerde hem Ermeni kilisesi hem cami, Arabahmet Camii. Hem de Rumlar için kiliseler üçü bir arada bu sokakta bulunmaktadır, görülmektedir en azından. When we were talking about Diyarbakır and the similarities, for me it was interesting to hear that each both cities have been through a process of like past, present and future together. And it was interesting to see how both cities have been through this kind of process. And although they have been through this process, there is still this will and desire to tell like what it was before, how is it now, how people are living it, like the people who are living there, how they feel. And if those places that are maybe abandoned or like not in the best situation, how they can be used maybe in the future for the community. I want to say that I made a collage that looks like a map because in my mind the Diyarbakir and Spesuriti is a map. This is how I learned this city, and even though I have spent some time there, eastern part of the city where the gardens are, there is a very big and interesting contradiction. You see demolition, you see very bad quality of new buildings that are most of them empty. In the western part of the city, brown is the most dominant color that comes to my mind when I think about the parts of the city that are not demolished. Despite the destruction just behind those buildings, there it's like if somebody would just walk there would never ever ever understand what happened to this city, to this place. Nicosia is still divided, but in Suriçi, the division just, it was kind of temporal. But I think for both cases, probably there was this replacement of people, of the locals. Also represents many different things. So it's a minimalist rendition of, I believe, the different situations, multifaceted situation that exists within the city of Nicosia. To me, I mean, it could be seen as the dash line could be seen as a sort of as the division that's, you know, the hard codified buffer zone that everyone has to go through in order to go to both sides of the island. Or it could be seen as a link. It represents different viewpoints, different divisions and different connections all in one.
kolajlarda en etkilendiğim o sınır kapısı olmuştu. Sınır kapısının üzerindeki resim olmuştu. Çünkü biliyorsunuz Suriye'de savaş halen devam ediyor ve sınırlar tel örgülerle çekili. Oradan Suriye'deki vatandaşlar geliyor, oralara işte kamplar kuruluyor vesaire. Oradaki duvarın örülmesi, burada halen duvarın örülmemiş olması ve o savaşın devam ediyor olması, oradan kaçanların mayına basması, öldürülmesi veya kimsenin işte akrabasına ulaşamaması vesaire, bunların hepsi aslında bizim bir sonraki hafızamız. Projenin ortaya çıkış noktası beni çok heyecanlandırdı. Sadece geçirilen süreçlerin değil, aslında bunu ortaya çıkaran aktörün de aynı olduğu bir süreçten bahsetmiştik. Bence o çok kafa açıcı bir başlangıç noktasıydı. Çünkü biz Türkiye'de Kürt sorunu çalışırken hep böyle adını koyamadığımız bir sorundan bahsediyoruz. Çünkü bir ulus devletten bahsediyoruz. Ama aslında bu ulus devletin sınırlarını da aşan etkilerini görmek. Onun dışında yani yürüyüş benim için çok etkileyiciydi. Buranın yürüyüşünü yapmak şu anda var olan ve yaşanılan süreçleri geri götürmeyecek ama gelecekte bir yeniden inşa olduğunda, çünkü şehirler ve mekanlar hep yeniden ve yeniden inşa edilecekler, bir olasılığı içinde barındıracak. Başka bir olasılığı, başka bir dünyanın olasılığını. Çatışma geçiren şehirlerin daha çok ortak anıları vardı. Daha çok ortak duyguları olduğuna inanırım. Çünkü yolda bize anlatılan, işte rehberin anlattığı olay benim dikkatimi çekti açıkçası. Oradaki bayan Daliye'de 6 hafta boyunca ailesini bekledi. 6 hafta boyunca yemek yaptı ve bir bekleyiş vardı insanlar balonunda. Çünkü savaş insanların birbirleriyle olan bağlarını böldüğü gibi gözüküyor. Ama aslında inanç ve duygularımız da bunlar bir aradadır. Ve bu kuvvet, bu düşünce, yani bu hissiyat insanlar da birbirlerine daha çok kenetlendiğini gösterir bana. First time I'm affected the woman. I tried to do to start with this, and then I tried to do a like a mix match of religious concepts and symbols like cross or mosques of Armenian church, and I tried to see how do they fit, how do they match all together, and it appeared to me that it could be a really peaceful and mild and soft combination. And then I wanted to give or to explore the idea of the multi-layered towns, because I was thinking about Nicosia's history and all this bad side of history, good side of history. And I said that there are so many fractures, many fragments, many proofs over the walls, the windows, the signs, the graffitis, whatever you see, you can see all these small or big parts of history. That's why I tried to put layers. Yeah, it is something very similar that with your expression. Yürüyüş etkinlikleri düzenlenmeden önce ben YouTube'da işte Belin'in, Dilan'ın, Nihal'in sizin sunumlarınızı da dinlediydim. Ve orada Dilan'ın herbicide kavramını hatırlarım. Kent kırım kavramını ilk defa orada duydum. Akademik anlamda da benim kafamda bir fikir açtı. Kişisel anlamda da şehirlere bu bakıştan bakmak da çok önemli bir perspektif kattığını düşünüyorum. Yani ikincisi, gördüklerimizi bir şekilde şehirlerde deneyimlediklerimizi kolajdan anlatmak fikri bence çok güzel. Yani söz gelimi ben yani resim yapamam ama fotoğraftan iyi kötü kendimi anlatabilirim. Ve kolaj birazcık o açıklığı sağlar bence insanlara. Kendilerini ifade edebilecekleri farklı yöntemlerden bir şey yaratabilirler. Kolaj çalışmasının bende hissettirdiği şey tam da Melek'in söylediğine esas. Mesela Lefkoşa'da ben yapamamıştım. Ama çektiğim fotoğrafları arkadaşlar kullanmış ve hikayesini anlatırken bir parçasını da benim gördüğüm gözden, benim ettiğim sözden almıştı. Yani aslında hepimizin o hikayesi de bu bireysel anlatılarla yeniden şekilleniyor, yeniden tanımlanıyor, yeniden tartışıyoruz. Galiba kolaj ve yürüyüşün benim için öyle bir güzel yanı olmuştu. Başka bir arkadaşın kendi kolajındaki ifadesini benim çektiğim fotoğrafta bulmuş olması sanki o konuyu da konuşabilecek ortak zemin yaratma ya da getiriyor diye bir iyi hissetmiştim.
Büyük Hamza bir de Diyarbakır Anlatı'nın sunumda. Hani orada bir şey yaşandığını ve Veli'sen söylediğini sanırım. Artık o aynı yerin önünden geçemiyorum. Orada vurulan biri var. Bir şeyler yaşandı, kötü anılar var orada. Ve o yerin önünden artık geçmek bile bana zor gelir gibi. Lefkoşa'da da benzer şeyler var. Hani bir binanın önünden geçerken hala daha işte mermi izlerini görebiliyoruz. Biz de güçlerimizde gördük veya anılar var. Bunlar o ülkelerin, o şehirlerin insanların kolektif belleğine de yerleşmiş ve iz bırakmış şeylerdir. Kabaca ez cümle hala daha iyileşmemiş ve taze yaralar üstünde konuşuyoruz aslında. Çok doğru bir şey söyledin. Sanırsam onu Dilan demişti. Dört ayaklı minareye dair, Tahir Elçi'nin vurulduğu ve öldürüldüğü yere dair. Geçiyoruz maalesef ama aslında dört ayaklı minare değil gibi. Yani hani o eskiden çok şaşırdım lisedeyken, o dört ayaklı nasıl yapmışlar falan. Kızgınlık ve bir şey haliyle geliyor. İnsanların fotoğraf çektiğinde, unuttuğunu gördüğünde ama hala taşlarda, ayaklarda kurşun izleri var. Ama işte akla direkt Tahir Elçi geliyor gibi. Evet, hafıza öyle bir alan maalesef. Kolajların birinde bir yıkılan mahalle vardı. Sonra oraya böyle bir sürü çocuk, oynayan çocuklar koymuşlardı. Sonra sokakta gezen insanlar temsilen bırakılmıştı. İşte o savaş sonrası kıyımdan sonra işte her şey normale dönmüş gibi bir kolaj vardı. Tam hatırlamıyorum ama böyle kaldı aklımda. Ondan sonra bir de Diyarbakır'da biz gittik ya işte Kurşunlu Camii'ye, surlar yeniden diriliyor vesaire gibi bir absürt kavram tırnak içinde. Benim kolajım ona devam ediyor. Bir de Lefkoşa'da biraz daha böyle umutvari bir kolaj vardı. Hani sonrasında insanlar evet artık daha günlük hayata dönmüş gibi ama bizde böyle direkt hala devam etmesi sanırım bir de Kürt olmaktan kaynaklı bir şey. Çok fazla olumlamaya gidememişim. Yine hep böyle kararmada kalmış. Çok benzer sorunlar yaşıyoruz. Kendi varlığımızı aslında kabul ettirmeye çalışıyoruz. Bu noktada çok benzer mücadele veriyoruz. Benzerliklerimiz onlar tabii ki farklılıklar var. Biz galiba biraz daha çatışmalı süreçlerden geçtik. Bir de bizzat yaşadığımız bir süreç oldu. Lefkoşa sanırım 70'lerde olduğu için biraz daha önceki neslin hafızasında ve aktarılı geliyor. Biz biraz daha bunu birebir deneyimlemiş olduk. Bizim öyle bir farklılığımız var. Diyarbakır Children and Workshop and then here in Nicosia. And then seeing it come together, actually seeing the two stories coming together. Aslında Kıbrıs'ta hani bölünme 74'te netleşti. Ondan geçiş kapılarının açılışına kadar, hatta onun 5-10 yıl sonrasına kadar şehirde böyle alakasızlık, ilgisizlik durumu vardı. Hani ya hiç kimse işte orada yaşamak istemezdi ya işte elinde orada evi olan, yeri olan satıp çıkmak isterdi. İşte ya da ne bileyim işi olmayan gitmek istemezdi. Ama sanırım geldiğimiz noktada hani 2010'lardan itibaren o geri dönüş, işte acaba şehrin geçmişinde ne vardı, kimler yaşardı, neydi, ne değildi, hani biraz geçmişimizi anlayalım, işte ne oldu, tamam, neler yaşandı'yı anlayalım, o süreçte başladı. Aslında çok yani uzun zaman geçtikten sonra başladı. Mesela beni Diyarbakır'da etkileyen şeylerden bir tanesi de yani onun hep devam ediyor olması. Yani o sorgulamanın işte şehrin hafızasında neler var, kimler var, neler yaşandığının sürekli devam eden bir şey olması. Yani hani oldu, bitti, işte uzaklaşalım, yeni bir hayat kuralım değil de anlamaya çalışalım. Bir noktada geçmişle yaşananlarla da barışmak için, hani kişisel barışma için de aslında önemli. Yani zaman, ne kadar zaman geçtiği meselesi çok çok elzem. Diyarbakır'da da bu yürüyüş öncesinde de bir arkadaşı zorla götürdüm o yeni yapılan yerlere. Sürekli keyfim kaçtı, niye getirdin? İlk defa geldim dedi buraya, yani bu olmasa gelmedi. Yani birçok insan aslında gitmeyi reddettiği ve belki bir süre daha gitmeyeceği bir alan o yeni yapılan alanlar.